siyasi suikast meselesine Adalet ve Kalkınma Partilerin verdiği tepki. Yani siyasi suikast meselesi aslında siyasi sistem içerisindeki her aktörü kapsayan bir tehdit. Yani hangi aktör siyasi suikast meselesinden muaf olabilir ki? Bu söylem şişeden çıktıktan sonra. Yani buna reaktif davranmak, buna karşı reaksiyon vermek aslında sadece muhaliflerin benzer tehlikeyi yaşadığını da ima ediyor. Yani sadece muhaliflere özgüymüş, özgü bir durummuş gibi düşünülüyor. Ve bence AK Parti içerisindeki siyaset bilmez danışmanlar orada bir noktayı atlıyorlar. Hükümet kaybettikçe, AK Parti'nin oyları düştükçe AK Parti'nin ittifak içerisinde olduğu aktörlerin AK Parti dahil bütün siyasi aktörlere karşı devreye sokabileceği bir plan olabilir. Mesela bugün Nagihan Alçın'ın yazısını okudum. Devlet diyor, Tayyip Bey'den daha güçlü bir yapı. Hatta Tayyip Bey'in 10 katı. Dolayısıyla yapabilecekleri de Tayyip Bey'in şu ana kadar yaptıklarının 10 katı olabilir. Yani burada benim hakikaten yani herkes biraz bu lafı ağzında geveliyor. Belki ben de biraz öyle yapıyorum ama yani şu noktayı dikkatlerimize sunmak istiyorum. Özellikle dikkat çekmek istediğim bir nokta var. İktidar yekpare bir parça değil. Ve o yekpare halde iktidarı tutan faktör yani Erdoğan'ın karizması ve oy toplayabilme yeteneği artık belli ki yok. Ve iktidar içerisinde Tayyip Bey'in pozisyonu da değişiyor. İktidar kompozisyonu içerisindeki aktörlerin birbirleriyle ilişkisi de değişiyor. Ve şu zamana kadar devlet adına Tayyip Bey'e meşruluk sağlayan aktörler artık bütün siyasi aktörlerin karşısında kendilerini bir birim olarak, bir ne derler, amil olarak değerlendirebilir. Yani bir aktör olarak ortaya çıkabilir. Bu siyasi suikast meselesini o yüzden sadece muhalefet partilerinin değil, iktidardaki partilerin de ciddiye alması gerektiği kanaatindeyim.